Selamlar arkadaşlar. Bugün off günüm. Spor yapmıyorum. Balkonda da şöyle güzel manzaraya bakarken geldim, dedim bir video çekeyim. Bugünün kaydını alayım. Kahvaltıya yetmiş bulundum. Kahvaltımda da ama her zamanki gibi off gün olduğu için chat meal yapmıyorum. Dün akşam ufak çaplı bir chat meal yaptım. İstemsiz oldu. Gün boyunca hiçbir şey yememiştim. Gece de biraz fazla abarttım. Abandım. Biraz da burnum akıyor falan. Ama şimdi off gün olduğu için bugün kardiyo yapacağım arkadaşlar. Dünün acısını çıkartmam lazım. Dün de adam akıllı bir antrenman yapamadım. Bugün güzelinden bir kardiyo. Ondan sonra yine devam edeceğiz. Sabah ne yedim hemen hızlıca onlardan bahsediyorum. Yulaf ezmemi yedim. Hızlıca üstüne muz, bir adet muz, yulaf ezmesi ve fıstık ezmesi. Her zaman fix kahvaltımız. Kanalda da bunun videosu var zaten, ne kadar yediğimize dair. 2 ölçek protein tozumu içtim. 1 ölçek kreatinimi içtim ve şu anda yaklaşık 1 saat, 1,5 saat falan geçti. Şimdi güzelinden kardiyoma geçeceğim ve kardiyomuzu yapacağız. Biraz hava alıyoruz, nefesleniyoruz ve ondan sonra kardiyoya geçiyoruz. Let's go kardiyo. Evet arkadaşlar, şimdi geldim. Biliyorsunuz videolarımı çektiğim meşhur salonumuz burası. Şimdi kardiyoya geçeceğim. Yaklaşık 25 dakika kardiyom var. Midem kötü. Gerçekten dün biraz abarttığım için iyi hissetmiyorum. Hızlı bir şekilde kardiyom yapacağım. Beni bekliyor bisikletim. Let's go. Geçiyorum. Dakikalık kardiyomuz başladı. Bu süreçte bugün neler yaptığımı, neler yapacağımdan bahsedelim. Dediğim gibi sabah yulafımı yedim. 60 demeyelim, 70-75 gram bir yulaf yedim. Yanında bir muz, bir de 10 gram, 15 gram arası fıstık ezmesi yedim. Şimdi saat biraz geç oldu. Bugün geç kalktım. Dün çok yorulmuştum gerçekten. Biraz da burnum falan akıyor işte, dediğim gibi. Dinlenmek maksadıyla biraz geç kalktım. Hemen kahvaltımı ettim. Magnezyumla D vitaminim var. Kesinlikle öneririm içmenizi de. Onları kullandım. Ondan sonra da arkadaşlar hemen ne yaptık? Gittik 2 ölçek protein tozu, 1 ölçek kreatin. Ve günün kahvaltı öğününü bu şekilde tamamlamış bulunduk. Şimdi kardiyomdayım. 25 dakika üzerinden bir kardiyo yapacağım. Ondan sonra ne yaparız? Gideriz ya cream of rice ya tavuk pilav. Bir şeyler yerim ama sanki böyle bir temiz karbonhidrat olarak cream of rice canım çekmiyor değil. Tatlandırıcı da güzel bir cream of rice yiyebilirim bugün. Canım da istiyor yani, doğruları söylemek gerekirse. Şimdi güzelinden 20 dakika kardiyo. Hemen let's go, hızlı hızlı atıyorum 20 dakika kardiyomu. Sonra bakıyoruz keyfimize. Ben 7. viteste, son viteste yapmıyorum. Düşük vites ama hızlı tempo, nabız yüksek. Yüksek nabız bana daha mantıklı ve güzel geliyor. Hem de daha rahat oluyor. Diğer türlü kendimi zorlamanın mantığı yok. Burada önemli olan nabzı kontrol etmek, nabzı yüksek tutmak ve yağ yakımını hızlandırmak. Başka da bir maksadı yok. Dediğim gibi dün çok yedim. Geldiğim gibi antrenmanımı yaptım gece salonumda ama elden geldiği kadar yapabildim. Dün spor salonuna gidemedim, evde yapabildim sporumu. Nasipse yarın gideceğiz. Orada da antrenmanı sizlere çekebilirsem çekmeye çalışırım. Spor salonunda biraz zor oluyor telif muhabbeti yüzünden. Şarkılar falan karışıyor sohbet ederken. Ki yerler, yani şarkıyla atmak istemiyorum. Spor salonunda keyifli anlar yaşıyoruz çünkü. Sohbeti muhabbeti atmak istiyorum sizlere. Ama telif hakkı geldi salondaki müzikler yüzünden. Salonda müzik olmazsa falan çekerim denk gelirse. Diğer türlü olursa çekemeyebilirim. Ben kardiyomu yapıyorum. Ondan sonra beslenmeyle beraber devam ederiz. Bugün off gün. Böyle evde bir gün geçiriyoruz. Size videosunu atarım. Akşam da Fenerbahçe'mizin maçı var. Nasipse onu izleyeceğim. Öyle bir gün geçecek. Bugün off gün yani. Evdeyiz hep. Dışarı da çıkmayacağım çok fazla. Bir çay kahve içmeye belki çıkarsam oralarda da çekerim. Let's go. Kardiyoya devam. Evet arkadaşlar, kardiyo bitti. Gerçekten güzel bir ter attık. 20 dakika yaptım. Gayet yeterli geliyor bana 20 dakika kardiyo. Bu şekilde let's go diyorum. Güzel terledik abi. Off gün. Daha bir öğün yaptım. Protein tozu falan da yaptık ama abi bir öğün yetmiyor. Tabii şimdi ikinci öğüne geçeceğiz. Cream of rice yiyeceğim yüksek bir ihtimalle. Öğünümüz cream of rice olacak. Let's go. Kardiyo sonrası buyuz. Şimdi bir duş alacağım, ondan sonra öğün yapacağız.
Böyle böyle günü de tamamlamış olacağız. Duştan sonra geliyoruz. Hemen öğünlerimizi yapacağız. Evet arkadaşlar, duşumuzu aldık. Kendimize geldik. Şimdi cream of rice'ımız var. Artık bu da dibini görmüş. Şurada görmüş olduğunuz üzere muzlu aromalıydı. Gerçekten beğendim. Bundan sonra sınır çikolatalı almayı düşünüyorum. Onu da bir denemek istiyorum. Protein tozunu sabah ilk ölçek aldığım için protein tozuyla yapmayacağım. İlk defa protein tozsuz deneyeceğim bu arada. Şimdi hemen yapacağız. Bir su, bir bu lazım. Bir de organik satın al üzerinden almış olduğum tatlandırıcım var burada. Şöyle göstereyim. Cookie aromalı. Gerçekten bu da çok güzel. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Dondurma falan da yaptım bununla, böyle fit dondurma. Gerçekten güzel oldu. Şimdi hızlı bir şekilde yapımına geçeceğiz. Cream of rice'ımız... Ne oluyor lan, sallandık bir. Bir tane koyalım. Şimdi hızlı bir şekilde yapacağız. Cream of rice'ı ikinci öğünümüzü yapacağız. Akşam da tavuk pilavla noktalayacağız öğünlerimizi. Bugünlük böyle bir off day yapmış olacağız. Tabii o kadar kalmamış galiba. İlkten ben hiçbir şey yapmadan atıyorum. Ya bu ne ya? Birazcık daha atalım. Şöyle. Ha, yeter, biraz fazla olmuş olabilir ama atalım. Sıkıntımız yok. Cream of rice'ımızı yolladık. Protein Ocean'dan aldım bu arada. Gerçekten alabilirsiniz. Muhteşem bir tadı var. Şimdi cookie aromalı. Oğlum ben video çekerken niye motor geçiyor buradan? Göz kararı tatlandırıcınızı atın. Birazcık tatlansın abi. Tatlandırıcımızı da attıktan sonra... Evet, çırpıcı bulamadım. Bununla şöyle bir karıştıracağız arkadaşlar. Suyu dökeceğiz biraz sonra. Açmadık. Suyumuzu ekliyoruz üstüne. Evet, suyumuzu koyduk. Şimdi yine biraz karıştırıyoruz. Ondan sonra artık ocağı açacağız. Daha artık kolay bir şekilde olacak zaten bu da. Arkadaşlar artık karıştırdık. Ocağımızın altını açabiliriz. Kısık ateşte artık olmayı bekleyecek. Bu şekilde karıştırmaya devam ediyoruz biz. Çok az kalmış. Koyuluyor, koyuluyor. Koyuldu hatta yani. Koyulduktan sonra tam olarak yine ocağı kapatıp bu şekilde biraz daha karıştırmaya devam edeceğiz. Koyuldu görmüş olduğunuz üzere kıvamı. Şimdi ocağımızı kapattık ve biraz daha yine karıştırmaya devam edeceğiz. Tam kıvamını alana kadar. Yani harbiden muhteşem ötesi oldu he. Şuna bak. Oo. Bunu abi yiyeceksin yani. Yeme de yanında yat oldu bu. Şimdi bunu hemen tabağa alacağım arkadaşlar. Görüyorsunuz kıvamı. Kıvam bu. Harbiden muhteşem oldu. Şimdi şuradan bir tabak alıyorum kendime hemen. Tabağımı aldım. Bunu tabağa koyacağız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi muhteşem bir cream of rice yani abi. Şöyle şöyle o. Abi bunu yiyeceksin yani. Bunu yeme de yanında yat harbiden. Evet arkadaşlar selamlar. Cream of rice'ımızı biliyorsunuz yaptık. Şimdi bir muz da doğrayacağım. Sabah da muz yedim. Şimdi bir tane daha yiyeceğim. Gerçekten muz sporumuz için önemli bir meyve arkadaşlar. Şöyle görsel çok da önemli değil. Dök. Kesiyoruz öyle kafamıza göre. Kes, 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 kes şöyle, kes şöyle, kes şöyle, devam ki. Kesiyoruz. Gördüğünüz üzere görselde işimiz yok. Yeter ki o makroyu alalım. Muz gerçekten muhteşem bir şey ya. Muhteşem bir potasyum kaynağı. Fitnat fıstık ezmemiz var. Organik satın aldan sipariş ediyorum. Onu da şöyle dökelim. Cream of rice'ımıza. Let's go abi. Şu öğünün güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Şu öğünün güzelliğine bir bakar mısınız ya? Görüyorsunuz değil mi? Biraz daha attık mı? Bu iş çözülür aga. Evet. Muhteşem bir şey ya. Cream of rice. Artı. Muz. Artı fıstık ezmesi. Bu şekilde hazırlıyorsunuz öğününüzü. Cream of rice yaptıktan sonra üzerine üzerinden bir muz ekliyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra da fıstık ezmesini ekliyorsunuz. Gördüğünüz gibi kıvam bu şekilde, bakın hala akışkan. Gerçekten harika bir kıvamda yapmışız bugün.
Şöyle tekrar size de göstereyim. Ben dökülecek. Evet, afiyet olsun arkadaşlar. Size de, bana da afiyet olsun. Şöyle bir karıştırıyoruz. Kıvam çok önemli değil. Let's go. Abi muhteşem ya. Afiyet olsun. Off gününüzü güzelleştirmeye devam ki. Bundan sonra da yapacağım şeyleri atarım. Off günde ne yaparız? Dışarı falan çıkarsam çekerim. Dediğim gibi maç izlemeye gideceğim dedemlere. Orada bir çekerim maç izlerken. Ufaktan heyecanlı. Bu kadar. Bugün böyleydi. Devam ki. Evet arkadaşlar. Benim şaşmayan rutin. Hafta sonu tarlaya gidiyoruz. Biraz saat geç. Anca kendime geldim. Çıkıyorum şimdi evden. Motorla gideceğim. Bir tık kalın giyindik. Off günün olmazsa olmazı şimdi tarlada bir kahve. Ondan sonra devam ki. Let's go. Çarpmayalım lan. Öyle bir yoldan çekim alayım dedim. Gidiyoruz aga. Evet arkadaşlar. Tarlaya geldik. Vlogumuzda kahve içiyoruz şu anda. Sağ olsun annem yapmış. Bize yok. Siz içmişsiniz zaten. Sıra bende. Şimdi ben içiyorum. Biraz geç geldik. Biliyorsunuz griptik. Ondan dolayı. Evet arkadaşlar, off günde çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi biberlerimiz oluyor. Közde biber. Burada da olmuşlar var. Gösterelim şöyle. İşler her zaman olduğu gibi bana kaldı. Çalışıyoruz. Bunları yiyeceğiz tabii ki. Off günlerinizde siz de normalde de beslenin. Biberde vitamin var. Devam. Çalışmaya devam. Evet arkadaşlar. Şimdi de akşam yemeğimiz. Ateşimiz orada hazırdı. Biberleri yaptık. Akşam hava karardı zaten. Semaver de vardı burada. Şimdi sofraya geldik. Kıymalı yumurta var bu akşam. Tarla menümüzde. Ekmek, turşu derken. Vallahi ne verdiyse yiyeceğiz. Afiyet, bal şeker olsun.